Benim hamur yerine koşturacak şey bu aslında diye. Beklerken sürede ben de bir süre
çalışıyorum. Birinci numarası bu sırada denkleme süresinde. Sonrasında onlar bana bildirim getirdiği zaman iki opsiyon var. Ya hakikaten başarılı olmuştur ve hamburgerine kavuştuğu senaryo. Ya da başarısız olmuşlardı. Bu durumda da ya gidip kasiyere kızmam gerekecek ya da diğerlerini aramam gerekecek. Yani hatalı bir durum gerçekleşiyor. Bu durumda ise error handling yaptığım durumda reject oldu. Promise bana sağladığı şey hani söz verdiği durum aslında sönmüyor. Sana gelecekte bir şey vaat ediyorum. Asenkron bir işlem var. Önden de bir çıktı veriyor ki hani ben bunu dinleyerek anlayacağım. Başarılı mı oldum, başarısız mı oldum. Şeye bakalım. Callback ve Promise'in karşılaştırmasına. Promise'ler gelene kadar asenkron işlemler için callback'ler kullanılıyordu. En basit halde callback'i şey diyebilirim. Diye gelecek bir değeri ifade ediyor Promise. Bunda da ileride çağırması için ben fonksiyonumu bir yerine emanet ediyorum. Başka bir API'ye, başka bir fonksiyonlara. İşi bitince beni çağırıyor. Ama bunun hani kodumuzun yapısında kötü görünen kısımlar da var. İşte bir kere callback'ler dediğimiz. Buna sebep olabiliyor. Böyle yani bir indentation şeyi, kötü bir görünüş yok sebep olabiliyor. Onun haricinde 5 tane yani sıkıntılı diyebileceğimiz problem şeyi var, noktası var. Promise'i bunu çözmek için şey yapmışlar, implement etmişler. Bir tanesi çok erken çağırılabilir. Yani benim varsayımım işlemin asenkron olduğu üzerine ama halbuki senkron bir şekilde ilerlediyse beklediğinden daha erken gelebilir benim yani callback. Hiç çağırmayabilir. Sonuçta ben fonksiyonumu emanet ediyorum da içerideki implementasyonu bilmiyor olabilir. Bir hata çıkmış olabilir. Yani beklenmedik bir hata. Bana error dönmediği durumda callback'im çağırılmayabilir. Ya da birden fazla ya da eklenenler az çağırabilir. Ben bir sipariş verip iki hamburger istemiyorken benim callback'i iki kere çağırdığımda istenmeyen bir durum oluşmuş oluyor. Parametre geçirmeleri problem olabilir. Sonuçta JavaScript'te statik bir type olmadığı için birden fazla, yani beklenen daha fazla parametre koyabiliyor içine. Ya da hiç koymaya gidiyor. Çağırmasına izin veriyor. Benim değerlerim ikisi de unfunk gelebilir dediğim değerler. En problemli olan da error'ların yutulması. Yani arada bir şekilde emanet ettiğim, API'ye emanet ettiğim callback'in çağrılmadan önce bir hata oluşursa, unhandled bir durum varsa callback'in çağrılmamış oluyor ve ben error'dan da haberdar olmuyorum. Promise bunları çözmek amacıyla düşünülmüş, yazılmış. Sonuç olarak yani asenkron işlemleri daha düzgün bir şekilde hallediliyor. Bir tane native bir tane dilin içinde var. Daha detaylı bakacağız hemen. Bu arada yani bu 5 açıklama aslında detaylandırılmış bir şekilde internetten hep şey okuyabilirsiniz. Bu sanırım Kyle Simpson'dı. You don't know JavaScript'te güzel bir ebook serisi var. Onun altında cidden bu async and performance'da güzel detaylar çıkıyor. Merak edenler önüne bakabilir. Biraz önce bahsettiğim ama kod üzerinden gösterildi. Tam hani karşılığı değil aslında. Ama yani biraz önce bahsettiğim gibi asenkron işlem, senkron yapabilmesi, iyi çağrılmaması ya da da for loop da göstermiştim ama timeout'u düşük birkaç kere çağrılmak olabilir. Bir şekilde o 5 durum gerçekleştiği zaman ben şeye güvenemiyorum, callback'e güvenemiyorum. Burada bir güven sorunu oluyor. Bunu çözmek için işte Promise kullanmayı öneriyoruz. Syntax'e bahsedeyim biraz. Öncelikle başında new komutuyla çağırıyoruz yine bir Promise oluşturduğumuzda. Bu variable'a şey yapıyoruz, atayabiliyoruz. İçine bir fonksiyon oluyor. İşte başarılı ve başarısız durum için iki tane fonksiyon. Genelde bunlar bize home edecek şeklinde yazılır ama hani full field verecek yazılır. Sizde de istedirecek. Ama bu sıralama hani ilk yeri zone eder, ikinci reject eden şeyde fonksiyondur. Bittikten sonra da bunu geri atadık. Bunu dinlemek için de sonrasında nokta den dediğimiz kalıpla yani işim bitti, bu işlem tamamen şunu yapacağım. Ya da nokta geçtiğinde hata alırsa da yani bu fonksiyon için düşününce böyle bir yapıyla kullanılıyor. Buna denable da deniyor. Yani aslında biz promise olmayana nokta denle çağırabileceğimiz bir objeyi kendimiz yaratabiliriz. Onun dışında şeyi söylemek lazım. Bunlar mutasyonu olamıyor. Ben promise değerini atadığım zaman ve resolve edilecek olduğu zaman bu değer değişmiyor. O yüzden de önemli şey güvenliği
tekne bir şey gönderdiğim zaman da keçin içinde ne yapacaksam her öğrendiğimi yapıyorum. İşte biraz önce dediğim şeylerden de niye promise kullanıyoruz peki noktada avantajlarını şöyle bahsedeceğiz. Bir kere çağırıyorum. O içindeki visual verecek sadece bir kere çağırabilir. Yani return diye bir fonksiyonda birkaç kere hiç doğal olamaz, birkaç kere çiçek de olamaz. Bir kere o çağırdığı zaman işlemi bitirmiştir. O yüzden de güven veriyor o noktada. Kolda birkaç kere çağırması gibi bir şey yaşanamaz. Şey önemli. Handlediğinde bir şeylerle otomatik olarak reject çağırması söz konusu. Yani ben bir şey type error yaptım ve otomatik olarak benim promise'im reject oldu. Yani uğraşmıyor bir şey için. Yani acaba kolda ekleyecek ben şeyi gönderdim. Error olarak nasıl diye bir şey ödeme gerekiyor. Bir de hani asenkron işlemlerde bittiğini biliyorsunuz. Ne kadar süre ekleyeceğiniz tabii ki de şey şüpheli. Biraz daha detaylı olacağım ya. Promise kullanmak ister misiniz? Kullanabilir misiniz? Şu an 189'u mu sanırım? Yani browser'ları çoğu destekliyor. İnternet Explorer ve Opera'yı destekleniyormuş. Kullanmak isterseniz de native olarak destekliyor. Ona rağmen İnternet Explorer falan destekmesini istiyorsanız tıpkı Babel gibi Transpiler'larla kullanılabilir. Mesela hani Fetch API'yı şeyde browser'larda bu XML request'leri daha önce zaten Stripe'de kullanmanızı sağlıyor. Eskiden uzun uzun yazılıyorken hepsi için işte error için, başarılı durum için bir event handler ediyorum. Yani şu an fetch ile daha kolay bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Ajax request ile yapabiliyorsunuz. Bunda bayağı kodlu bir kısım var. Buraları açıklayacağım. Promise'lerin zincirlenmesi. Zincirlenmesinden kasıt da şu. Ben asynchron işlem yapınca onun çıksına göre başka bir asynchron işlem de yapmak isteyebilirim. Arka arkaya geldiği için biri diğerinin sonucunu beklemek durumunda. İşte bir tane promise tanımlıyorum. Ve işte hani Node.js üzerinden yazdığım için fail bir şey gönderdiğim takdirde reject diyorum. Ve rfail diye mesaj atıyorum. Ve bu türlü otomatik resolve oluyor. Normal çağırmak zaman şu şekilde. Sonra bunu dinleme kısmında da promise noteden değil. Ben bunun cevabı resolve olduğu durumda şu şöyle bir konsol basıyorum. Sonra success basıyorum. Ve return diye de verebiliyorum. Bu da şeyinde bir sonraki adıma geçiyor. Bu da return ettiğinde şu mesajın içinde okunuyor. İstediğin kadar işte ne yapmak istiyorsan sıkıntı satabilirim. Burada işte ilkinde şurayı başarılı geçiyor. Şuna giriyor. Success'e basıyor. Bu return değeri olduğu için o da şurada basıyor. Ama işte reject olduğu durumda fail ettiğinde şuraları direkt atlıyor. Şeyinde kaç tane şey olursa zincir olursa olsun herhangi bir yerde şu ilkinde veya bunların içinde bir hata olduğunda, reject olduğunda direkt keçin içine düşüyor. O yüzden şuradaki hata mesajını da şurada görüyoruz. Biraz önceki çok benzer araya bir şey sıkıştırdım. Şu ilk derin içine bir tane error fırlatıyorum. Ne oluyor? Şu şey ilk derin içine giriyor. Ondan sonra şuradaki error gördüğü zaman direkt cache'in içine düşüyor. Ve işte cache'in içinde olduğunu söylüyor ve şuradaki error'ı stack trace'le birlikte basıyor. Bir farklı durumda bu sefer bir tane hyper-error yapıyorum bilerek. Burada ise yine aynı şekilde cache'in içine düşürüyorum. Önce işte deri bastım, cache'i bastım. Sonra işte şuradaki yanlış yaptım. Error, bir error yatırdım, streamlash yaptım. Böyle hata aldım. Şu keşke error handling kısmı düştü. Ve aslında bu da return değer edebiliyor. Ve bu da promise yoktur sanmalı. Bu sefer bir diğerlerini düşürebilirim. Şurada bastığım return işte en aşağıda şurada basılıyor. Şurada konsolda. Ufak bir şey de ekledim. Aslında bu zincirlerin hepsi birbirine bağlanması rağmen dönüş diye her zaman için yine promise oluyor. Şurada bastırdığım şey en tepede gözüküyor. Senkron olduğu için. Yani zincirler ne kadar uzun olursa olsun her zaman için bunun tipi promise'dir. Yani aslında sonsuza kadar gidebilir noktada. Yani return dediğim şey de bu promise resolve'a sarmalı her zaman için
dönüşleri bana promis olarak geliyor. Birkaç tane metodu var eğitim olarak. Resolve Reject'i yeni promise sarmak için de anını da çağırıyor. Böyle olduğu zaman promise yapıda sarmalar tutuyor. Anında resolve oluyor. Ama dinlerken her zaman için monster'den kullanmamız gerekiyor yoksa geri. Hani bu 5 gibi bir değer de olsa böyle sarması da resolve.dem şeklinde yapacağımız için gerçekleştirmek lazım. Ya da direkt reject olur. Yani şu promise resolve aslında şey gibi düşünebiliriz. Şunların hepsinin sonunda otomatik olarak şuraya promise resolve 3 koyuyor ve şuraya geçiriyor. Şu iki metot daha şey güzel. Senaryo şu, promise solda benim birçok asenkron işlemim var. Ama bunları yani sıralı değil, paralelde yürütmek istiyorum. Yani istediğim şey 10 tane işlemin hepsi bilsin ama birbirine de bağlı değil. Onu bittikten sonra haberdar olayım. Ve onu da tamamen resolve olduğuna emin olayım. Başarılı sonuçlanmış olsun. Onun için işte promise solun içine şey koyuyorum. Bir promise aralarından nereye oluşturuyorum. Hepsi resolve olduğunda yani bu promise'in resolve olduğunu görüyorum. Herhangi bir tanesi ya da ilk şey reject olan bu şeyi promise'i ve patlatıyorum. Error kısmındaki işin içine düşürüyoruz. Bu da güzel bir özellik. Yani paralardaki işlerin hepsini tamamlandığını görmek istiyorsunuz. 10 tane yedik ve hepsi bittikten sonra mükemmel yapacaksınız. Kullanmaya değer. Race ise yani belki aynı şeyi request'i farklı kaynaklardan atılır. Mesela en hızlısı geldiği zaman işlemi tamamlandır. Yani 3 tane kaynaktan data çekeceğim. İlki işlemi tamamladığı zaman bana geri dönüş olsun ben onu şey yapayım. Yani ilk yarışı ilk bir tane kazanmış oluyor. Promise Race'de. Race ile ilgili o örneği var. Böyle bu promise oldu. Benim 3 tane şey, koşucum var. Bizi farklı zamanlarda bitiriyor. Taymanlarım farklı. Hatta ülkeleri de farklı. Şu Kanada, şu Çin, şu da Japonya var ya. Bunların hepsini işte E'de tutuyorum. Diyorum işte hani sunucu bütün hepsi tamamlandığı zaman, koşuların hepsi bittiği zaman bunu bir şey duyursun. Şöyle bir şu içindeki konsollar asenkron olduğu için hakikaten bitikleri zaman bitiriyor. Önce üçüncü bitiriyor. Ama ben bu eriyede sıra tutuyorum. Yani eriye gittikten sonra hepsi resolve olunca işlemi yaptığım için bunun içine düşen eri şey, promise'leri benim koyduğum sırada geliyor. Yani sizin şeyinize de imkan sağlıyor. Kaç tane işlem var mesela. Callback'da bunu yapsak hepsi ayrı ayrı fırladığı için şunu ben istediğim sırada yazamayabilirim. Burada ben eriyi istediğim dolaştırdığım için sırasını ben belirleyebiliyorum. Yapılacak işlem sırasında. Hepsi farklı zamanlarda bitse dahi. Biraz önceki şey, scope aynı zaten. Promise Race'de de yine üç koşucum var. Ama ilk bitireni ben sadece şey yapıyorum, duyuruyorum. O da işte en hızlı bitiren üçüncü koşucu olduğu için üçüncü koşucuyu duyuyorum. Asıl kavetten de biraz bahsedeyim. Aslında arka planda bu promise kullanıyor ve işte daha yeni bir özellik. Şu an daha az browser destekliyor. Sağlıklı şeyler bizim kodumuzu daha okunaklı kılıyor. Bu callback'leri promise'ler bitip çözmüş yine denden ekleyerek böyle zincir daha okunaklı yapıyor. O bir tık daha iyi yapıyor. Bize iki tane keyword katıyor. Async ve array diye. Bir de işte ECMAScript 2017 özelliği bu. Şöyle göstereyim. Buradaki kodu da benim tane şey, dashboard'umda bir tane task var. Açık ve komite kullanmış. Aslında bunlar asenkron olmasına gerek yok ama öyle bahsediyorum. 3 tane işlem var. Arka arka önce şey yapıyorum. Task in progress'e çekiyorum. Sonra komite ediyorum. Sonra resolve ediyorum. Bunu promise chain'ine şu şekilde şey çağırabiliyorsunuz. Her biri birbirinin çıktısını bekleyen asenkron işlemler. Hepsi bittiği zaman da istediğim şey konsola basıyorum. Çıksın bu şekilde. Bunu Async Array ile yapmak istersen şurası biraz önce kullanırsa bir fonksiyona atıyorum. Bir asenkron fonksiyonu kullanıyorum ve şu async keyword'ünü kullanıyorum. Muhtemelen compiler kullanıyor ki eğer işte async'de tanımlıyorsam ne yapıyor ne dersen et bunun diye bir promise olacak ve işte ben bunu asenkron bir şey olarak değerlendireceğim.
Ve şu relate şeyi, keyword'ünü sadece asimple tanımlanan fonksiyonlarda kullanabiliyorsunuz. Yani aslında yaptığı şey şununla aynı, sadece olarak daha güzel bir yol sağlıyor. Veriyi bulama imkanımız oluyor. Ve işte birbirini bekleyen işlerleri böyle daha güzel gösterebiliyoruz. Yani browser'da da yapılabilir ama yani işte server side Node.js'de kullanmak daha güzel olur diye düşünüyorum. Konu daha değerli oturtmak için. Yani çıktısı biraz önceki de aynı şekilde görünüyor. Şu kodla, şu kod aslında aynı işlemi yapıyor. Ama yani bu şekilde tutmak isterseniz kodunuzu buna imkan sağlıyor. Daha iyi bir özellik. Bunu da şuradan göstereyim. Daha az browser destekliyormuş. Ama yine de kullanmanızı öneririm mesela. Kodamak dışında bir yer daha. Aynen. Ve işte kodun içinde cebinde de şey bu solidity'yle ve şeyle uğraşan arkadaşlar var. Özellikle Web3'nin çoğu metodu promise veriyor. Ya da işte asynchron JavaScript testi yazmak istediğinizde o async await kullanmak bayağı kodu güzelleştiriyor, daha farklı hale getiriyor. Başka birinin kodunu okumak olsun. Yani bu da en azından WordPress'e de belki daha fazla browser destekliyor olacak. Böyle benim anlatacaklarım. Teşekkürler dinlediğiniz için. Soru varsa sağ olun. Performans karşılığında güveni tercih edilebilir.